5'ten 6'ya hazırlık programımız tüm hızıyla devam ediyor Tonguç evladım, senle beraber. Çok hızlıyız hocam. Evet, senle beraber kuvvet ve hareket konusunu işleyeceğiz. Ondan önce mutlaka senin 5'ten 6'ya hazırlık kitabımızdaki 142-149. Sayfaları mutlaka çözmüş olman gerekiyor ki daha önceki seneleri bir tekrar etmiş olasın. 6. sınıfta ne öğreneceğimizi gel senle beraber bakalım. Kuvvet ve hareket konusunda Tonguç'um. Hareket berekettir. Aynen, bu 6. sınıfta öğreneceğimiz konu başlığı şunlar. Bileşke kuvvet, sabit süratli hareket. İki tane konu başlığımız var. Bileşke kuvvet ne demek biliyor musun? Birleşmiş kuvvet. Aynen, süper zekisin. Gerçekten de bir kere bileşke kuvvet, kuvvetlerin birleşmesi sonucunda ortaya çıkan daha büyük veya daha küçük kuvvete bileşke kuvvet diyoruz. O yüzden hani her zaman daha büyük olması gerekmiyor. Onu anlatacağım, merak etme. Kuvvetin özelliklerine bakacağız seninle beraber. Yönü var, doğrultusu var, bilmem ne falan filan. Bileşke kuvvetin ne olduğuna bakacağız Tonguç evladım. Benim nasıl birleşiyor kuvvetler? Hani ikisi aynı yönlü mü, zıt yönlü mü, ona bakacağız. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlere bakacağız. Bunun ne olduğunu biliyor musun evladım? Bilmiyorum hocam. Harika. Dengelenmiş kuvvetler aslında bütün şeylerin, kuvvetlerin sıfır olması demek. Dengelenmemiş kuvvetlerse kuvvetlerin aslında birbirlerini götürememesi demek. Onunla beraber nereye götürüyorlar hocam? Sabit süratli harekette de süratin ne olduğuna bakacağız. Yani hız dediğimiz şeyin aslında sürat gibi farklı bir manaya geldiğine ona bakacağız Tonguç'um. Hız aslında her zaman sürat demek değildir. Sürat felakettir. Sabit süratli hareket dediğimiz şeyin de aslında nasıl o dünyada ortaya çıktığına beraber bakacağız. Ve dengelenmiş kuvvetle ilişkisine bakacağız. Peki geldik kuvvetin özelliklerine. Bir kere kedimiz ne demiş hemen söyleyeyim. Yol açın, kuvvetli kedi geliyor. Aynen, tabii ki çok güzel gerçekten de. Şimdi burada şunu bilmemiz gerekiyor. Kuvveti hesaplarken ilk başta yönlere hakim olmamız gerekiyor. Sağa doğru demeyeceğiz artık, ne diyeceğiz Tonguç'um? Doğu diyeceğiz mesela. Sola doğru demeyeceğiz, batı diyeceğiz. Hani bunları diyebilir. Sağ sol da diyebilir, fark etmez. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Yönlere en azından hakim olalım. Yukarı ne demekmiş Tonguç'um? Kuzey. Aşağı ne demekmiş? Güney. Sağ ne demekmiş? Doğu. Sola batı. Harika. Mükemmelsin gerçekten de. O zaman ben bir kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü bilmem gerekiyor. Üç tane temel kavram var. Büyüklüğü zaten basit. Kuvvetlerin büyüklüğünü biz aslında dinamometre denilen aletle ölçeriz ve Newton dediğimiz hesapla yaparız. Bu ne dediğimiz şeyi biz nasıl adlandırıyoruz Tonguç Evlen Bey? Newton dediğimiz birimle adlandırıyoruz. Hocam yeni tona ne denir? Yeni tona ne bileyim ben, ne bileyim. Newton. Harika. Peki yıkanmış tona nedir Tonguç evladım benim? Onu bilmiyorum. O da Washington evladım. Ya of, evet, evet, gerçekten iğrenç esprilerle devam ediyor dersiniz. Doğrultusu dediğimiz şeyle yön dediğimiz şey tamamen farklı şeyler Tonguç'um. Aman dikkat et. Herkes şunu, doğrultusu ne tarafı? Batıya doğru, görmüyor musun kardeşim diyor. Hayır, öyle bir şey yok. Doğrultu dediğimiz şey aslında bir doğrunun adıdır. Ve o yüzden batı doğu demen gerekiyor veya kuzey güney demen gerekiyor. İki tane doğrultu vardır temel Tonguç'um. Bak, bu doğu batı doğrultusu veya kuzey güney doğrultusu, unutma. Yön dediğimiz şey ise dört farklı yön olabilir. Doğu yönü, batı yönü, kuzey yönü, güney yönü. Tabi aralardakileri şu anda birazcık daha karışık olduğu için öğrenmeyeceğiz, merak etme. Bileşke kuvvet dediğimiz şey ise bir cisme etkeden iki veya daha fazla kuvvetin toplanması aslında. Biz buna bileşke diyoruz. Mesela Tonguç'um bak dikkat edin. Şöyle bir karpuz taşıyorlar arkadaşlar, görüyor musunuz? Evet hocam. Bu karpuzu taşırken bu arkadaşımız 15 Newton'luk kuvvetle çekiyor bu arkadaşımız. Bu da 10 Newton'luk kuvvetle itiyor. Ama ikisi de ne tarafa doğru Allah aşkına, hemen söyler misin bana? Doğu. Harika. İkisi de doğu yönünde bu karpuzu hareket ettirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu ikisi birlikte ne yapar Tonguç evladım benim? Kuvvet doğar. Aynen, diyerekten birleşiyorlar ve bunların toplam kuvveti aslında sağa doğru 25 Newton oluyor diyoruz. İşte biz buna bileşke kuvvet adını veriyoruz. İşte bu bileşke kuvvet aslında toplam kuvvet demek ve bileşke kuvveti hesaplarken aslında bunların yönleri acayip hayati oluyor. Ve dikkat et, ikisinin de doğrultusu doğu batı doğrultusunda. Bak, doğrultuyla yön farklı şeyler. Doğu batı doğrultusunda ikisi de, bu doğuya doğru, bu da doğuya doğru. O zaman ikisi birbirine eklenerekten toplam kuvvetin 25 Newton olduğu söyleniyor. İşte burada şunu bilmemiz gerekiyor. Hatta şöyle yapalım. Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlere bakalım seninle beraber. Bu da şunu unutmayalım. Tonguç dikkat et. Bu cismi, sandığı bir kuvvet bu sağa doğru itiyor. Yani hangi yöne doğru itiyor? Doğuya doğru itiyor. Bu kuvvet de batıya doğru itiyor. İkisinin doğrultusuna bakalım. Bunun doğrultusu doğu batı doğrultusuna. Bunun doğrultusu da doğu batı doğrultusuna. O zaman doğrultular aynı. Yönüne bakalım. Bunun doğu, bunun batı. Yönleri birbirlerine nasıl Tonguç evladım benim? Zıt. Harikasın. Gerçekten olağanüstü bir beyne sahipsin. Bunlar birbirine zıt oldukları için 3 Newton 3 Newton'u birbirine götürecek ve toplam kuvvet, yani bileşke kuvvet dediğimiz şey, ki bileşke kuvveti biz R harfiyle gösteririz.
İngilizce'deki R aslında result'tan geliyor. Yani sonuç kuvvet demek aslında. Bu result kuvveti yani sonuç kuvveti aslında sıfır oluyor. Çünkü bunlar birbirini götürüyor. Düşünsene bir tane halat çekme yarışmasında Tonguç'um. Mesela bu arkadaşlar buradan çekiyor. Bu arkadaşlar buradan çekiyor halatı. Bu arkadaşlar da buradan çekiyor. Bunlar eğer birbirleriyle duruyorlarsa şu anda burada. Bunlar bileşke kuvveti sıfırdır. Yani dengededir değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Bunlar halat çekme yarışmasında duruyorlarsa dengededirler. İşte aslında mantık aslında buradan çıkıyor. Yani bileşke kuvvet sıfırsa bunlar dengededir. Ve net kuvvet dediğimiz şey de aslında bileşke kuvvetin farklı bir söylenimi. Hiç önemli değil. Hani burada kafan karışmasın. Bileşik kuvvet sıfırdır ve bunlar dengededir. Bunu şunu unutma. O zaman hemen sana şöyle bir şey gösterirlerse. R eşittir sıfır. O zaman ne diyeceksin? O zaman dengelenmiş kuvvetler diyeceksin. Aynı halat çekme yarışmasında birbirlerini götürmesi gibi diyoruz Tonguç'um. Siz oynadınız mı hocam çocukken? Tabii ki oynadım. Oynamaya uzun bir arkadaşlarla hep oynardık. Net kuvvetse bileşik kuvvetin farklı bir adıdır unutmayalım. Dengelenmemiş kuvvet ne demek biliyor musun? Dengelenmemiş kuvvetse mesela Tonguç bak dikkat bu 3 Newton'la itiyor bu 1 Newton'la itiyor. Bunlar birbirlerine zıtlar mı? Evet. O zaman bunlar birbirlerini götürürler. Ama götürürlerse bu daha kuvvetli olacağı için bunların toplam kuvveti sağa doğru 2 Newton olur. Bak 3 Newton, 1 Newton ama birbirini götürürler ama sonuçta toplam kuvvet 2 Newton olur, sağa doğru olur. Sağ hatta şöyle yapalım. Doğu yönünde 2 Newton olur. Dolayısıyla bu aslında dengeli değildir. Neden dengeli değildir? Aynı mesela şurada bir yarma arkadaşımız var halat çekme yarışmasında mesela diyelim. Burada da incecik bir arkadaşımız var. Sence hangisi kazanır? Yarma. Tabii? Aynen. O zaman bu tarafa doğru gider değil mi? Aynı onun gibi. Burada denge yoktur. Denge yok. Neden? Çünkü bileşke kuvvet sıfır değil. Sıfır olmadığı için yani sağa doğru olduğu için bunlar dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde. Bu acayip önemli. Çünkü sürat dediğimiz olayı anlamamız için karşımıza çıkacak. Sürat dediğimiz şey nedir biliyor musun? Sürat felakettir. Trafik canavarı olmayın. O da başka bir 480 lira cezayı görünce yapışırsınız. Ay, ne diyorsun evladım? Allah Allah ya. Ceza için mi yapıyoruz? Bilim zamanında alınan yola biz sürat diyoruz hocam. 400 kilometre bölümü saatle gidiyor mesela şuradaki uçağımız. Veya bu bisikletimiz diyelim ki bir saatte işte 5 kilometre bölü 5 kilometre gidebiliyor. Dolayısıyla 5 kilometre bölü saat veya işte 15 kilometre bölü saatte gidiyor. Dolayısıyla her şeyin sürati farklı olabilir. Ama şunu unutmayalım. Bisikletin aldığı yolu hesaplarken biz aslında şunu yapıyoruz. Mesela diyelim ki bu bisikletin şöyle yapalım. Bisikletin aldığı yol 50 kilometre diyelim. Geçen zamanda 2 saat diyelim. Ya bu adam 2 saatte 50 kilometre gidiyorsa sence 1 saatte kaç kilometre gider? Hemen şöyle diyeyim. Bir saatte. Bak 2 saatte 50 kilometre gidiyor. 1 saatte 25 kilometre gitmez mi Tonguç hocam? Evet hocam. O zaman ben bu bisikletinin süratine 25 kilometre bölü saat diyebilirim. İşte hesaplanışı aslında çok basit. Yolu zamana bölerek buluyorsun. O zaman hemen sana formülünü veriyorum. Sürat eşittir. Yol bölü zaman dediğimiz formülle bulunuyor. İşte burada aslında bak kilometre yol, saat zaman. Kilometre bölü saat dediği de aslında yolu zamana bölmekten çıkıyor. Hatta birimine bakarak bile aslında formülü kendin uydurabilirsin kafanda. Sabit süratle hareket dediğimiz şey ise şu. Mesela bir tane adam scooter'la gidiyor tamam mı? Bu adam... Yanma sürat yavaşça tur at. Ne diyorsun Allah'ım ya Rabbi. Hocam Trafik İşleri evet. Bakanlığı'ndan... Evet gerçekten de kamu spotları yapmaya devam ediyoruz Tonguç evladım. 50 kilometre bölü saat gidiyor. Adam yine 50 kilometre bölü saat gidiyor. Onsa yine 50 kilometre... Ya adamın sürati değişiyor mu Allah'ını seversen? Hayır. Tebrik ediyorum. Dolayısıyla bak dikkat et. Adam 1 saatte 50 kilometre gidiyor. Adam yine 1 saatte 50 kilometre gidiyor. O zaman adamın sürati değişmiyor. İşte biz burada A şehrinden B şehrine giderken süratin değişmiş mi söylememiz hayır değişmemiş. Sürati yine aynı olmuş. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse yani toplam bileşik kuvveti sıfırsa bu adamın yapacağı harekete biz ne diyoruz Tonguç evladım benim sabit süratli
hareket diyoruz. Sabit süratli hareket diyoruz. İşte burada bilmemiz gereken en önemli kritik şeylerden bir tanesi bu. Demin öğrendiğimizde bunu bütünleştirmenin mantığı aslında bu. Eğer dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeyse süreti değişir. Sabit süratli hareket yapabilmemiz için ne olması gerekiyor? Mutlaka toplam kuvvetin, hatta böyle de yazabiliriz bazen, F net eşittir sıfır. Yani toplam kuvvetin, bileşik kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Yani dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olması gerekiyor. Bu da önemli bir özellik diyoruz. Şimdi ödüllü sorumuzu yaptım Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım öyle. Tamamdır hocam.